Merhaba sevgili gençler, Kerim Hoca ile Matematik kanalına hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Eskişehir Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan 8. sınıf 4. ünite çalışma fasikülünden çoktan seçmeli soruları birlikte çözelim. 28. sorudan itibaren çoktan seçmeli sorulara geçiyor. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz. Bu fasikülde denklem çözme var. Eşitsizlik, koordinat sistemi gibi konular mevcut. 28. soru denklemle ilgili bir soru. Burada diyor ki denklemin kökü aşağıdakilerden hangisidir? Denklemin kökünü soruyor. X'i yalnız bırakacağız. 2x eşittir. Eksi 13. Şuradaki eksi 7'yi eşitliğin diğer tarafına artı 7 olarak atıyoruz. Buradan da 2x eşittir. Eksi 13 ile 7'nin toplamı eksi 6 olur. X eşittir. Eksi 3 olur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Geçelim 29. soruya. 29. soru. Aşağıda verilen denklemlerin hangisinin çözüm kümesi diğerlerinden farklıdır diye soruyor. Buradaki çözüm kümesi yani X'i soruyor. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda X eşittir 10. Bu 3'ü eşitliğin diğer tarafına attığımızda x eşittir. Yine 10 olur buradan. Buradan da x'i yalnız bırakalım. 2x eşittir. 1'i buraya atarsak 21'den 1 çıktı. 20. Yine x eşittir 10. Dikkat ederseniz bunların hepsinin çözüm kümesi 10. Peki burada şöyle bir şey yapalım. Her iki tarafı 2'ye bölerim. X eksi 2 eşittir 9. 2 eşitliğin diğer tarafına atarsak artı olarak geçer. X eşittir 11 oldu. Peki bunların 3'ü de 10. Doğru cevabımız D seçeneği farklıdır. 11 çıktı. Şimdi gençler şöyle bir şey burada. Denklemini sağlayan x değeri 2'ymiş. Denklemin kökü 2, m nedir? X yerine 2 yazıyorsunuz. 6 eksi 2m x yerine 2 yazıyoruz. Eşittir 22'den. 6 eksi 4m eşittir 22. Şimdi 4m eşitliğin diğer tarafına 22 de eşitliğin sol tarafına attığımızda 22 eksi olarak geçer. 4m artı olarak geçer. Eksi 16 eşittir 4m. M eşittir. Eksi 4 olur. Bizden m değerini soruyor. 30. sorunun cevabı A seçeneğidir. Geçiyorum. 31. soru. Koordinat sisteminde noktası hangi bölgededir diye soruyor. Koordinat sistemini şöyle düşünebilirsiniz gençler. Şöyle bir koordinat sistemi çizeyim arkadaşlar. Şimdi burası y. Şu da x olsun. Şimdi bakın. Bu y, bu x. Bu absis, bu ordinat. Burası birinci bölge. Burası ikinci bölge. Burası üçüncü bölge sırayla gidiyor. Burası da dördüncü bölge arkadaşlar. Bölgeler bu. Burası orijin. Bu ordinat. Burası absis. Eksi 1'e eksi 3 diyor. X'e eksi 1 olacak. Her zaman ilk eleman x'tir. İkinci eleman y'dir. Y'si de eksi 3'müş. Y'si de eksi 3. Demek ki eksi 1 noktasına eksi 3. Şurada bir nokta olur. A noktası. Bu da üçüncü bölge. 31. sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Geçiyorum. 32. soru. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Anlaşılmayan nokta olursa yorumlara yazın. Ben size ayrıntılı bir şekilde açıklama yaparım. Video umarım faydalı oluyordur. Faydalı olduysa lütfen beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayınız. Şimdi 32. soruda x'ye ikinci bölgedeymiş. Şimdi biraz önceki tablo buradaydı. İkinci bölge demek ne demektir? Oradan herhangi bir nokta seçebilirsiniz. Mesela ikinci bölgeden atıyorum ne olsun? Eksi 2'ye 3 noktası olsun. Herhangi bir nokta seçiyorsunuz burada. X yerine eksi 2 yazıyoruz. Rengi değiştireyim şöyle. X gördüğümüz yere eksi 2 yazalım. Y yerine 3 yazalım. İkinci bölgeden bir nokta seçtik arkadaşlar. Şurayı ikinci bölgeden seçtik. B noktası şöyleymiş B noktası. Y. Y neydi? 3'tü. X'in tersini alıyor. Bakın eksi x diyor. X eksi 2 idi. Eksi x artı 2 olur. Dolayısıyla buradan da
3'e 2 olur. 3'e 2 hangi bölgededir? 3 burada, 2 de burada olur. Şurada bir nokta olur. Yani birinci bölge, bunun ismi B noktası, burada olur. O da doğru cevap A seçeneğidir. Böyle LGS sınavında gençler gelebilir. Geçiyorum. 33. soru. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bunlar soru örnekleri. Dolayısıyla LGS sınavında karşınızda çıkma ihtimali yüksektir. K noktası doğrusu üzerindeymiş canlar. Demek ki her zaman bakın bu x, bu y. X yerine 2 yazıyorsunuz. A çarpı 2. Y yerine de 5 yazıyorsunuz. Eşittir 0. Bakın çok basit, bunları yapabilirsiniz. Çok kolay sorular. 2 kere 5 10. Artı 4 eşittir 0. 2A, burası eksi 6. Eşitliğin diğer tarafına atarsanız artı 6 olur. A eşittir 3. A nedir diyor soruyor. Doğru cevabımız 33. soru C seçeneği diyoruz. Yine koordinat sisteminde x, y var. Eksenler. Bu grafik aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bakın bunun çok basit bir yolu var. Bu da şöyledir. X yerine 0 yazıyorsunuz. Y'yi buluyorsunuz. X'e. X 0 için y nedir? Denklemde x yerine 0 yazdığınızda eksi 4 y artı 12 eşitliğin diğer tarafına atarsanız eksi 12. Bakın y eşittir 3 oldu. Y'si 3 olacak. Bakın bu y'si 5'tir. Burası 5. O zaman bu şık elendi. Bu şık gitti. Bakın bu y'si 3. Bu olabilir. Peki x'i nasıl bulacağız? Şöyle ben rengi değiştireyim. Arkadaşlar y'ye 0 veriyorsunuz. Bu sefer x'i buluyorsunuz. Y yerine 0 yazıyorsunuz. Şuradaki denklemde gençler. O zaman orada 3x kaldı. Artı 12 eşittir 0'dan. 3x eşittir eksi 12. Her iki tarafını 3'e böldüğümüzde x eşittir eksi 4 olur. Çok da kolay bir soru. Eksi 4 ve 3'ten geçecek bir doğru çizeceğiz. O da şöyle bir şey olur herhalde. Şuradan geçecek. 3 ve eksi 4'ten bu doğru. Doğru cevabımız neymiş? B seçeneğiymiş. Diğerlerine hiç bakmaya gerek yok. Evet. Diğerleri zaten olamaz. 34. soruyu da bu şekilde çözdükten sonra şimdi 35. sorudayız. Sevgili gençler, bakın. Yine bir koordinat sistemi P noktasının yerini iyi tespit etmeniz lazım. Bakın P noktasının yeri 2'ye 3'müş. O zaman P noktası 2,3 şeklinde. Bir de şunu söyleyeyim size, bu çok önemli bir bilgi. Bakın biraz önceki soru orijinden geçmiyordu. Eğer orijinden geçiyorsa y eşittir mx şeklindedir ya da y eşittir mx şeklinde olabilir. Veya ax artı by eşittir 0 şeklinde. Yani sabit sayı olmaması lazım. Bakın burada şıklara bakalım. Hemen buradan pratik bir şey söyleyeyim size. Eksi 6 var şıkta. O zaman bu şık elendi. Sabit sayı olmamalı. Bak burada sabit sayı yok, olabilir. 12 var sabit sayı. Bunlar orijinden geçmez. O zaman cevabım ya Bursa ya Denizli. Peki bu ne diyor? X yerine 2 yaz, y 3. X yerine 2 yazdığınızda y 3 oluyor mu burada? Y yerine de 3 yazsanız 3 kere 3 burada 9 gelir. 9 eşittir 4. Olmaz. Peki burada olur mu? X yerine 3 yazdığımızda y 3 oluyor mu? 2 kere 3 6. 3 kere 2 6. O zaman doğru cevap D seçeneğidir diyoruz. Tamam mı gençler? Anlaşıldı mı? Peki. Geçiyorum. Şimdi geldik eğime. Şimdi eğim soruları ne demektir arkadaşlar? Onu size şöyle anlatayım. Y eşittir mx artı n şeklinde verilen ifadelerin x'in katsayısı eğimdir. M eğimdir. Bunu unutmayalım. Konusu bu. Y'yi yalnız bırakıyoruz. Y'yi eşitliğin diğer tarafına atarsam 2x artı 5 eşittir. Y olur mu? Oldu. Bal gibi de oldu. O zaman y yalnızken x'in katsayısı eğimdir. Eğimi neymiş? Çok basit bir şekilde eğimi 2 diyebiliriz. 36. sorunun cevabı D şıkkı diyoruz arkadaşlar. Bakın geldik buraya. Eğimi %60'mış. A nedir? %60. Eğim demek arkadaşlar
şöyle bir şey, bakın size söyleyeyim. Bakın eğim şöyle çiziyor ya. Eğim şu eğikliktir. Yani şuradaki eğikliği soruyor. Şöyle ki bakın eğim şuradaki yokuşu soruyor. Bakın şurayı, şu yokuş. Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Bakın bu çok önemli. Dikey uzunluk 3, yatay uzunluk A. 3'ün A'ya bölümü. 3'ün A'ya bölümü. O zaman hemen yazalım. 3'ün A'ya bölümü eğimdir. Her zaman dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı eğimdir. %60. %60 şu şekilde yazılmaz mı gençler? %60 budur. Bence sıfırları gider. Bakın böyle. 6'nın yarısı 3. Bak pratik olarak düşünelim. 10'un yarısı 5. Cevabımız A eşittir 5. Ama 5 yok şıklarda. Çünkü koordinat ekseninde burada 5 olmaz. Eksi 5 olur. Buna da dikkat edin, tamam mı? İkinci bölgede eksili değer alır. Bunu da umarım biliyorsunuzdur. Geçiyorum 38. soruya. Hemen hiç vakit kaybı yapmadan biraz önce size söylemiştim. Eğer y'yi yalnız bırakırsak x'in katsayısı eğimdir. Bunu bu tarafa atalım. 8x artı 3, bakın pratik bir şekilde eşittir. A, y. Her iki tarafını gençler a'ya bölüyorsunuz. A'ya bölelim. Böyle tek tek a'ya bölüyoruz hepsini. Tek tek a'ya böldük. Burada y kaldı. İşte y yalnızken x'in katsayısı eğimdir. Burası eğimdir gençler. Canlarım bakın 8 bölü a eşittir eksi 1 bölü 2. İç dış yapın. A eşittir ne olur? Eksi a eşittir 16. A eşittir eksi 16 olur. Doğru cevap A seçeneği. 38. sorumuzun cevabı A. Geldik 39. soruya. Hemen 39. soruda çok basit şu şekilde yapabilirsiniz. Hangi sayının 3 katının 2 fazlası? X sayısının 3 katının 2 fazlası 15'ten küçüktür. Küçüktür 15. Hangi sayının 3 katının, bir defa küçüklük olacak, bu büyüktür demiş, olmaz. Bu büyük eşittir demiş, olmaz. 3 katının 2 fazlası 15'ten küçüktür. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Geçtim 40. soru. Arkadaşlar burada x'i yalnız bırakmanın yegane çaresi şudur. Bu eksi 1'in tersi olan artı 1 her tarafa ekliyorsunuz. O eksi 1'den bir defa kurtulman lazım. Peki bu x'ini topladığında eksi 3 olur. Burada x kaldı. Bunu topladığında 8. Bir defa ben size şunu söyleyeyim. Eğer eşitlik varsa dolu dolu olacak. Dolu dolu. Bak her ikisi de dolu dolu olacak. Bu. İçi dolu olacak. Bak bu içi dolu, bu da içi dolu. Bunlar boş. İçi boş olanlar eşitliklerde olmaz cevap. Bak bu önemli bir şey. Eksi 3 ile 8 arası olacak ve dolu olacak. Doğru cevabımız B seçeneği. Dikkat edin. Çok güzel bir soru. Geldim 41. soruya gençler. Hadi bakalım. Şimdi eksili olursa siz yön değiştirmek yerine eksili x'i diğer tarafa atın. 15'i de bu tarafa atıyorum. 3-15 küçük eşittir 2x oldu. Böyle yapsanız daha kolay olur. -12 2x. Her tarafı x'in katsayısına bölüyorsunuz. -6 küçük eşit x. Veya bu şöyle okunur. Eğer x tarafından okursanız şöyle diyebilirsiniz. X bakın B harfi oluyor. Büyüktür -6. X büyüktür -6. Yani sayı doğrusunda -6'dan büyük sayılar. Büyük ve eşit. Burası artı sonsuz, burası eksi sonsuz gibi düşünseniz. -6'dan büyük sayılar olacak. Yani dahillik varsa köşeli parantez oluyor. Evet, şurada sonsuzlar hep açık. O zaman 41. sorumuzun cevabı A seçeneğidir sevgili gençler. Hemen hızlıca devam ediyorum. Fazla vaktinizi almayalım. Ayşe'nin kalemlerinin 2 eksiğinin eksi 3 katı. Ayşe'nin kalemleri x tane olsun. 2 eksiği böyle olur. Eksi 3 katı eksi 3 ile çarpıyorum. Ve 3 katı en az eksi 15'e eşittir. En az eksi 15'e, yani eksi 15'ten büyük ve eşit olur. Ben öyle anlıyorum. En az eksi 15. Eksi 15'ten daha büyük sayılar da olabilir. Şimdi burada bilmeniz gereken olay şu gençler. Bu önemli burası.
Her iki tarafını eksi 3'e böldüğünüzde eşitsizlik yön değiştirir. Eksi 3'e bölebilirsiniz. Eksili bir sayıya böldüğünüzde eşitsizlik küçük eşit olur. 5 olur. O da 2'yi öbür tarafa atın. 7. 7'den küçük sayılar olacak. 7'den küçük sayılar 42. soruda 7'den küçük sayılar Bursa B seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır. İsterseniz bunu dağıtma özelliğinden de yapabilirsiniz gençler. Devam ediyorum. Geldi 43. soruya. 43. soru y ekseni üzerinde ne demek? Y ekseni üzerinde olan noktalar şu olur. Mesela şurası ne noktası olsun? 4 noktası. Bu şöyle gösterilir gençler. X'i 0, y'si 4. Böyle. Peki x ekseni üzerinde olanlar nasıl gösterilir? Mesela bu 3 noktası olsun. 3,0. Y'si 0 çünkü burada. O zaman bu y ekseni üzerindeyse burası 0'dır. Yani diyoruz ki 3a artı 12 yapabilirsiniz gençler. Kendinize güvenin. 3a eksi 12 a eşittir eksi 4. Korkma üzerine git. Çok rahatlıkla yapabilirsin. A'yı buldun. Eksi 4. X ekseni üzerinde o zaman y'si 0 olacak. Yani b eksi 3'ü 0'a eşitliyorsun. B eşittir 3. Bu kadar basit. Bakın bu kadar güzel. A'yı bulduk, B'yi bulduk. Benden bu noktayı istiyor. Ben ne istiyor? B neydi? 3. O zaman yazıyorum 3. Eksi A. A neydi? Eksi 4. Eksi A artı 4 olur gençler. 3'e 4 noktası. Her ikisi de pozitif olursa birinci bölge 43. sorunun cevabı A seçeneği sevgili gençler. Geçiyorum 44. soru. 44 Malatya'nın plakası. Hadi bakalım doğruları ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı nedir? Şimdi koordinat sistemimizi çizelim. Bakın. Bu x olsun. Bu y olsun. Hemen bunları yazalım. Çok basit. Bunları çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu y, bu x. Şimdi x eşittir 4 doğrusu nasıl çizilir? X eşittir 4 doğrusu şu şekilde çizebilirsiniz. X'ten geçecek ve x eşittir 4. Şöyle. X eşittir 4. Gayet güzel. Peki y eşittir eksi 5 nasıl çizilir? Y eşittir y'den geçecek. Şöyle y eşittir eksi 5. Hemen bunu yazalım. Burası eksi 5 noktası. Şurası 4 noktasından geçen. X eşittir 4. X'e dik olacak. X eşittir 4. Burası y eşittir eksi 5. Ben de ne istiyor biliyor musunuz? Diyor ki bu eksenlerle arasındaki kalan alanı soruyor. Şuradaki alanı soruyor gençler. Bakın şuradaki kalan alan. Bu bir dikdörtgensel bölge değil mi? Evet. E bu uzunluk kaç? 4. Peki bu uzunluk kaç? 5. O zaman ben biliyorum ki alan iki kenarının çarpımıdır. 4 kere 5 20 olur. Doğru cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Geçiyorum 45. soruya. Sevgili gençler bu klasik bir denklem sorusu. İçler dışlar çarpımından yapabilirsiniz. Veya şöyle bakın pratik olarak şöyle de düşünebiliriz. Bu 2 katı bu da 2 katı olacak. Neyse şöyle sadeleştirme de yapabiliriz. Bu 2 burası 2 oldu gençler. Burası 1. İç dış yaparsanız 2a artı 4 eşittir. 5a eksi 5'ten 2a'yı bu tarafa atarsak 3a. Bu 5'i bu tarafa atarsak 9. A eşittir 9 olur. Sevgili gençler doğru cevabım 9'dur. Şimdi A kaçtır? 9 pardon. Pardon. Şöyle ki A 9 olmaz. 3'e bölüyorum her iki tarafını. Yani 3A eşittir 9. 3'e bölersek A eşittir 3 olur. Doğru cevap B seçeneği sevgili gençler. Geçiyorum hemen 46. soruya. Yine 46. soru çok güzel bir eğim sorusu. Eğimi şu şekilde yapabiliriz sevgili gençler. Eğimi %10'muş. Şimdi biraz önce size söylediğim eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Şöyle bakın eğim demek her zaman şimdi şöyle ya burası şu yokuş şu dikey uzunluk x şurası dikey uzunluk x yatay uzunluk 0,2. O zaman hemen yazıyorum. X'in 0,02'ye oranı eşitmiş neymiş? 10 bölü 100. İçler dışlar çarpımı yapacağız. Veya şu 0 şu 0'la sadeleşir. O zaman içler dışlar çarpımı yaptığımızda 10x eşittir 0,02 oldu.
Arabanın çıktığı rampanın eğimi %10 olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Kaç metredir tabii. Önce şöyle bir şey yapsaydık. Bunu kilometreyi metreye çevirsek daha doğru olur. 1000 ile çarparsanız yani burası 20 metre olur. 10x eşittir. 0,2 kilometre yerine buraya 20 metre yazalım. O da x eşittir 2 çıkar. 46. sorunun cevabı B seçeneğidir. Birimlere dikkat etmemiz lazım. Biri kilometre, biri metre sevgili gençler. Hemen 47. sorudayız. 47. soru çevresi 60 metreden uzun, 80 metreden kısa olan bir karenin alanı çevresi. Bir kare düşünelim. Bir kenarı A. O zaman ne oldu? 4A 60 metreden çevresi 60 metreden büyük ve 80'den küçük olacakmış. 4'e böldüğümüzde demek ki bir kenarı 15'ten büyük, 20'den küçük. Eğer 15 olursa alan şu olur. Eğer 15 olsaydı 15'in karesinden 225. Peki eğer 20 olsa bir kenarı A 15 olsaydı. Peki A 20 olursa alan ne olur? Alan 20'nin karesi 400 olur. Peki bu arada olması lazım. Yani 225 ile 400 arasında olacak. Demek ki bunlar olmayacak. 225 ile 400 arasında 280 bizim aradığımız cevaptır sevgili gençler. Umarım anlaşıldı. Geçiyorum. Anlaşılmadıysa yine siz yazın. Yorumlara ben size detaylı açıklama yaparım. Şimdi geldim. Karekökli ifade. Şimdi şu 3'ü içeriye nasıl sokuyoruz? 9 olarak içeriye. 9 kere 5'ten direkt 45 yazıyorum. Bakın. Anlaşıldı mı? A. 5 nasıl içeriye giriyor? 25. 3 kere 25'ten ne oluyor? 75. Diyor ki A aşağıdakilerden hangisidir? Hemen 4'ü içeriye 16 olarak atıyorsunuz. 3 çarpı 16 gençler. Kuzularım bak 48. Evet 45'ten büyük 48 bu olabilir. 80. Aa geçiyor 80. 9'un neyin 9'un karesi kaç? Kök 81. Bu geçer. 4'ü içeriye 16 olarak aldığımızda o da kök 80 olur. Dolayısıyla o da olmaz. Geçer. Doğru cevabımız A seçeneğidir. O arada olan A seçeneği doğru cevaptır. Şimdi yerden gökyüzüne doğru çıktıkça diyor sıcaklık 200 metrede 1 derece azalır. Tamam. 15 derece sıcaklığında su doldurarak dağ tırmanmaya başlamıştır. Suyun diyor donma sıcaklığı 0 derecede olduğu bilindiğine göre tırmanıcının suyun kaçıncı metreden sonra donacağını gösteren matematik cümle aşağıdakilerden hangisidir? Her 200 metrede 1 derece azalıyor. Yani 15 dereceden başlayacağız. Sonra çıkartacağız. 200 metrede 1. Şimdi şöyle çıkarma olacak. Bunlar bu olmaz. 200 ile çarpmıyoruz. Bu 15-200 değil. Bakın. D seçeneği yani her 200 metre eğer ben x yerine 200 yazarsam 200'ü 200'e bölsem 1 olur. Yani 15'ten 1 çıkar. Peki burası 400 metre olsaydı 400'ü 200'e bölüyorsunuz 2 yani 15'ten 2 çıkartıyorsunuz. Ta ki sıfırdan küçük eşit olsun. Doğru cevabım D seçeneğidir sevgili gençler. Hiç vakit kaybı yapmadan geçiyorum 50. soruya. 50. soru. Şarj yüzdesi sabit bir şekilde olan bir telefon. Hepimiz telefon kullanıyoruz. Her saat %7 azalmaktadır. Çok güzel. Her saat %7 azalıyor. Yani bunun eğimi 7 olacak arkadaşlar. Bir saatte 100 iken 93'e iniyor. Üçüncü saatte 3 kere 7 21 azalacak 79. Şimdi 100'den aşağıya doğru azalacak arkadaşlar. Bu olabilir. Şu. Olabilir. Şimdi 50. soruda. Şimdi bu artıyor. Şarj gittikçe artmaz, azalır. Bakın 1 yazdığınızda 1 saatte yüzden 7 çıktı 93 oluyor. Peki 3 saat yazarsanız 3 kere 7 21 yüzden 21 çıktı. Bakın 79. Bu hep sağlamış oluyor. Yani şıklardan da gidebilirsiniz ya da eğimi 7 olan yani azalan eksi 7 olacak şekilde yüzden aşağı doğru
biniyorsunuz. Evet, geldik bir tane güzel böyle bir grafik sorusu arkadaşlar. Diyor ki bir fidanın haftalara göre boy uzunluğu verilmiştir. Bunun denklemini veren ifade nedir? Bu da çok basit arkadaşlar. İlk sıfırdayken 3 metreden başlıyormuş. 3 santimetreymiş uzunluğu. Sıfırken 3 santimetre. Sıfırken 3 santimetre olmaz. Sıfırken 3 oluyor. Sıfırken 4. Sıfırken 10. Veya 1 yazdığımızda x yerine 1 yazdığımızda 7'yi verecek. X yerine 1 yazdığımızda 4 kere 1 4. 3 daha 7. Bakın bu oluyor. 2 yazdığımızda 11. X yerine 2 yazın. 8. 3 daha 11. Evet. Hepsini sağlıyor. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda kalan soruları da çözmeye çalışacağım size. Umarım faydalı oldu. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.